sevgili izleyiciler, pazar gününe yakışır bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Çift ilişkisi ve cinsellik. Sevgili Gülşah, merhaba. Merhaba. Çift ilişkisi dediğimiz zaman romantik ilişkiyi kastediyoruz, değil mi? Doğru. Aynen öyle. Bir kadınla kadın arasında olabilir, kadınla erkek arasında olabilir. Benim verdiğim örnekler şu an için sadece heteroseksüel bir tecrübem olduğundan öyle olacak. Kamuoyuna duyurulur. Şimdi cinselliği işledik, çocuklar ve cinselliği işledik. Çift ilişkisine geldiğimiz zaman şöyle bir şey soracağım böyle halk diliyle sana. İşte ilişki iyiyse cinsellik de iyidir. Var mıdır diyorsun? Böyle bir şey diyebilir miyiz diyorum. Hayır diyemeyiz. Çünkü burada cinsellik dediğimiz zaman başından beri konuştuğumuz gibi çocukluğundan beri yaşadıkları, aldığı eğitim, o mitlerden bahsettik, yanlış inanışları hepsi devreye girdiği için hani ilişki çok iyi olup cinsellik o kadar iyi de olmayabilir. İyi arkadaş olabilen çiftler daha iyi cinsellik yaşarlar diye bir şey yok. Tam tersi de yok. Yani cinsellik çok daha özel bir alan ama cinsellik illa bir ilişkide olmalı mı sorusu genelde beraberinde geldiği için söyleyebilirim. Hayır, o da olmak zorunda değil. Çünkü bazı çiftler var diyor ki ben hani biz çok iyi anlaşıyoruz, çok iyi eğleniyoruz. Cinsellik de olmasa da olur, çok da önemli değil. İki tarafın da onayı olduğu sürece aslında cinsellikte her yol doğru, her şey doğru. Bizim iki tane çok önemli kuralımız var cinsellikle ilgili. İki tarafında onayı olacak ve çiftler, partnerler birbirine fiziksel ve ruhsal olarak zarar vermeyecekler. Bu iki kuralı karşıladığı sürece her şey doğru. Ama bir partner bir fantazinel işte şeyi isteğini dile getirdi. Diğer partner bunu uygulamak zorunda değil, onaylamak zorunda da değil. Burada iki tarafın onayı. Yani sıklıkla ilgili de böyle. İçerikle, cinsellikteki ilgili de böyle, herhangi bir işte seks oyuncağı dahil olacak mı olmayacak mı da böyle, fantazilerde de böyle, her zaman onay gerekliliği var. Onay varsa problem yok. Problem yok. Peki şimdi ilişki olup cinsellik olmayabilir dedim. Biz daha önce işlemiştik bu konuyu da kapsamlı olarak, cinselliksiz romantik ilişkileri. Bu kapsamda şimdi ilişkideyim ben biriyle ama cinselliğin olmaması demek aslında bir çekim hissetmemem bir noktada, değil mi? Cinsel istek evet yok. Hissetmemem. Evet. Peki mesela o diyor ki biz birlikteyiz ama ben gidip cinselliğimi başkasıyla yaşayacağım. Ben buna okey dediğim müddetçe bu da okey değil mi ilişkilerle? Okey, o zaman cinsellikle ilişkiyi aslında biraz birbirinden ayırmak. Hem iç içeler hem ayrılar bir noktada da. Kesinlikle. İki yani cins ilişkinin içinde olan partnerlerin tutumlarına ve yaklaşımlarına bağlı aslında bu. Beklentilerine ve. Beklentilerine. Yani o beklentiler yeterince karşılanıyor mu? Veya o kişiden onu bekliyor mu? Yıllarca evlilikleri bu şekilde devam edip çok mutluyuz biz, birbirimizi seviyoruz diyen çiftler de var. Cinsellik olmamasına rağmen. O yüzden burada standart bir doğru yok. O çifte özgü, o çiftin yaşantısına dair doğru veya yanlış diye bir şey var. Ben aklıma gelen böyle hani normal layperson sorularını sana soracağım şimdi aklıma geldiği anda. Şimdi mesela ben biriyle birlikteyim ve diyorum ki cinsellik yok aramızda. O da diyor ki tamam yani aynen dediğin o iki doğruya bağlı olarak biz ilerliyoruz konuşarak. Ve bir gün ben gidip birine aşık oluyorum. Ve onunla tabii cinsellik yaşadığımı düşünüyorum aşık olduğum zaman ümit ediyorum. Ve haz yaşadığımı. Burada aslında o ilişki biraz yani riske girme durumuna haiz değil mi? Çünkü ben hep şöyle düşünürüm. Bu kurallar alınır ama yani bu kararlar verilir ama bir sonraki adımla karşılaşana veya bir sonraki kişiyle karşılaşana kadar aslında bu kurallar gibi gelir bana. Bu işte sonsuza dek hiç olmayabilir. Yani o söylediğin diğer o aşık olunan insanla karşılaşmak da belki hiç mümkün olmayabilir. Ama zaten kişi böyle bir şey hissetmeye başladığında romantik sevgiye dair biz seninle aşkı da konuşmuştuk. Yani o romantik sevgi bizim aslında eksiklerimizi tamamlayan öteki nesnemize dair duyduğumuz bir sevgi. Belki de zaten var olan hayatımdaki öteki nesne benim için doğru öteki nesne değildi. Ve ben o doğru insanı bulduğumda o isteğimin yeniden uyandığını fark ettim. Peki hiç şöyle bir vakayla karşılaştın mı? Mesela bir çift geliyor sana terapiye.
İşte bazen hani siz önce birlikte tek tek sonra birlikte görüyorsunuz ya. Mesela şöyle bakıyorsunuz ilişkiye, süper. Gayet her şey açık konuşuluyor, birlikte alınan kurallara uyuluyor. Ancak bir tanesi başka birine aşık. Hiç görmediği, vakti zamanda aşık olduğu birine aşık ama ötekiyle pratik hayatını devam ettiriyor. Böyle vakalar olabilir mi veya? Tabii hani saplanmış gibi oradaki o eski aşka dair düşüncenin hiç eksilmediği, gitmediği. Ama burada da bu arada romantik sevgisinin olduğunu ifade eden, cinselliği de yaşadığını ifade eden tabii ki bir sürü daha önce dinlediğim danışan var. O patolojik bir şey değil. Yani orada bir yaşanmamışlık vardır, bir yarım kalmışlık vardır, bir kapatılmamış hesap vardır. Hatta bazen biz bunu grup terapilerinde veya bireysel terapilerde bazı işte hesaplaşmalar, işte o son şeyi sözü söylemeye dair başka pratiklerle sonlandırmaya çalışıyoruz. Ama olabilir. Bu yanlış bir şey değil. Yani saplanmışlık deyince tabii evet, patolojik değil demen çok bence güzel oldu. Evet. Çünkü olabiliyor. İnsanlar hakikaten saplanıp kalabiliyor. Kişi kendisi rahatsızsa bununla ilgili destek alsın. Yani bunun suçluluğu olabiliyor bazen. Çünkü yani hocam ben yani şimdi eşim var, hayatımda biri var ama aklım da ara ara gidiyor veya rüyamda görüyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Suçluluk duyuyorum. Evladıma bakıyorum, aklıma geliyor falan gibi. Ya tabii ki yani onun işlevselliğini bozan bir durum varsa bununla ilgili destek mutlaka alsın. Ama hani o evet yani böyle bir duygum vardı. Çok güzel bir duyguydu o. Yani ilk aşk, ilk heyecanlar. Onun zaten yeri bazen hiçbir şekilde doldurulamayabiliyor. Ona dair bir özlem varsa hani o özlem olabilir. Onun işlevselliğini etkilememesi lazım. Hayat kalitesini bozmaması lazım. Şey ne kadar karışık bir şey aslında ilişkiler ve insanın psikolojisi. Yani hem çok net aslında hem de karmaşık, kompleks bir yapısı var. Yani hani ne zaman ne olacağı belli değil, nereden ne çıkacağı belli değil. Sürekli de biraz aslında ara sıra da, sürekli demeyeyim ama insanın oraya bakmasını gerektiren bir şey gibi hissediyorum ben ama bilmiyorum. Şimdi aslında aklıma biraz önce bir soru geldi. Bunu söylerken gitti, çok konuşmamak lazım. Bak Gülşah görüyorsun, konuşunca insanın aklındaki gidiyor. Çift ilişkilerinde bu Esther Perel diye bir uzman var. Biz bunu sadakatsizlik konusunu işlerken de ve onun devamındaki söyleşileri çekerken de değindik. Onun çok güzel bir sözü var. Çağımız diyor, evet ama hayır çağı. Kişiler commit edemiyorlar birbirlerine. Yani hep bir ayak bir dışarıda, hep bir daha iyisi olabilir mi? Hep bir bunu yapayım ama bağlanmayayım, seveyim ama üzülmeyeyim, mutlu olayım ama hüzünlenmeyeyim. Hep böyle bir ama ile gelen bir yaklaşım var sanki çağımızda. Bir böyle ortadan yok olmalar, hani bir yeni kavramlar çıktı ya işte ghosting, işte sıra kadem basma diye çevirmiştik, evet, hatırlarsın. Evet. Ondan sonra dondurma, hani sen artık ben şu anda uygun değilim, seni donduruyorum. Uygun zamanımda hani çıkaracağım seni. Etiz ya biz, kıymayız ya. Ondan sonra işte bir kavram daha vardı. Böyle simmering diyorlar. Alttan ısma yani. İlk uygun zamanımda seni arayacağım. Uygun olduğumda yani böyle birini sürüklemek aslında. Ve bunlar aslında kişilerin duygularıyla da biraz oynamak. Nasıl bu noktaya geldi? Bu her zaman olan bir şey değildi galiba. Hatta o söyleşide çok can alıcı bir şey dikkatimi çekti. Kişiler gelip şey diyorlarmış, hani tabii ki genellemek uygun olmaz belki ama hani bu da var. Hani ya keşke eskisi gibi olsa. Yani biz neyin ne olduğunu bilirdik. Yani mendilini bıraktığında işte çıktığımızı bilirdik. İşte el ele tutuştuğumuzda birlikte olduğumuzu bilirdik. İşte öyle bir tweet var, kızı yazmış böyle. Rakı içtik birlikte, kahve içtik, işte tatile gittik. Birlikte miyiz? Ben seni sevgilim miyim kardeşim? Ya nasıl anlayacağım yani? Hani evlendiğimizde mi biz birlikteyiz diyeceğiz artık yani. Ki o kurumun da ne durumda olduğu ortada. Can çekişiyor. Allah herkesi mesut etsin ama... Ne düşünüyorsun? Bu çağla ilgili bir sıkıntı var mı ilişkilerde? Açıkçası kişilerin hazza yönelik dürtüleri farklılaştı. Biraz daha hayat kolaylaştı. Her şeye hemen ulaşmak ve hemen onu elde etmek dürtümüz daha baskın şu anda. O yüzden daha böyle hani haz artık yavaş yavaş azaldıysa ben bunu başka bir yerden zaten alırım gibi bir dürtümüz var. Dolayısıyla da benim hayatımdaki insan bunu bana vermiyorsa artık o zaman ben bunu başka şeylerden karşılayabilirim deyip burayı düzeltmeye çalışmak yerine, yani burayı pekiştirmek veya geliştirmek yerine
diğer alternatiflere gitmeyi tercih etmek gibi de olabilir. Sen gene insaflı, ben daha bu noktaya gelmeden kısmı yani söylüyorum. Yani daha hani ilişki emek ister, hani ilişki yani bir çiçeği büyütmek gibi hakikaten buraya bir zaman, emek, dikkat vermek gerekir. İnsanlar o dikkati bile verme noktasında değiller artık. Yani her şey böyle bir sığ seviyede hani kalınması ve bir korkaklık çağı diyorum ben birazcık da. Evet, çok güvene dair insanlar. Çünkü problemler var. Çok fazla güven sarsıcı çevrelerinde deneyim dinliyorlar, görüyorlar. Veya geçmişlerinde zaten içinde büyükleri ailede veya toplumda veya o yakın çevrede diyeyim. O güven, insan ilişkilerine güvene dair, ikili ilişkilerdeki güvene dair çok ciddi zedelenmeler, hasarlar olabiliyor. Bağlanma sorunları, işte o temelde dediğimiz anne babayla ilk gelişen, sonrasında da hayatımıza giren diğer partnerlerin de belirleyici olduğu. Bizde geçmiş deneyimler çünkü her zaman çok önemlidir. O beyindeki amigdala dediğimiz bölge ne yapıyor? Olumlu olumsuz deneyimleri kodluyor ve ben artık benzer bir durumla karşılaştığımda hep bir uyarıda bulunuyor bana. Bak dikkat et. Böyle bir şey olabilir, sonra böyle yapılabilir sana. Ve ben artık hiçbir zaman eski ben olmuyorum zaten. O güven bir kez sarsıldıktan sonra. Yani sormaya çalıştığım şey şu. Bu şekilde davranarak, ilişkilere bu şekilde bakarak ve nasıl diyeyim, cinselliği sadece cinselliğin peşine düşerek yaşayarak. Çünkü artık bu online platformlar sayesinde mesela benim bazı her iki cinsten de arkadaşlarım var. Cinsellik yaşıyor. İlişkiye girmiyor. Bunu bu şekilde yaşayarak veya ilişkinin peşinde koşmayarak bir mutluluk ve huzur seviyesine erişme şansı var mı insanın? O kişi için doğru yol oysa var tabii ki. Neden olmasın? İsteğiyle ilgili olarak. İsteğiyle ilgili olarak. Yani orada ilişkinin ona sonuçta katkıları olduğu gibi hayatta ondan götürdüğü şeyler de var. O kar zarar analizinde iktisadi olarak ulaştığı şey, bir ilişki bana çok bir şey katmadığı gibi benden de şunları götürüyor. O zaman ben ilişki yaşamayayım, sadece cinsel istek duyduğumda oradaki doyuma beni ulaştıracak insanlarla görüşeyim diyebilir. Bir diğer tarafı da şu ki, o ruhsal yapılanmada, işte Freud'un tanımladığı yine id, ego, süperego'da egoyu besleyen, bizim benliğimizi besleyen hayat alanları var. Şimdi bunlardan biri özel hayat. Ama illa benim hayatımda biri olması gerektiği yok egomun güçlü olması için, benlik değerimin, saygımın yüksek olması için. Yani hayatta işte işkolik olup tek egosunu besleyen yer kariyeri olan insanlar var. Ailesiyle görüşmüyor, arkadaşları yok, bir hobisi yok. Ama çok mutlu. Depresyona girmiyor bu insan. Yani önceliği biraz da neye verdiğimiz de önemli. Ya ben romantik bir ilişkinin olmamasının çok üzüntüsünü yaşıyorum demiyorsa, diğer kariyeriyle, arkadaşlarıyla, ailesiyle veya yaptığı eylemlerle, yani işte bir müzik enstrümanı çalmak olabilir, bir hobisi olabilir, seyahat etmek olabilir. Bunlarla zaten ben tatmin oluyorum. İhtiyacım yok diyorsa bu da bir sorun değil. Genelde de zaten ilişkiye yönelmemeye sebep olan şey, buradan ben yeterince besleniyorum. Bir de buranın çünkü getireceği şeyleri düşünerek sonrasındaki olma ihtimali olan işte aldatılmak gibi başka problemler gibi ilişkinin hani sorumlulukları gibi şeylerden, negatif diyeyim, etkilerinden uzak kalmak istiyor olabilir. Kendini bir korumaya alma durumu olabilir. Şunu aslında benim aklıma takılan şu, seni dinlerken onu fark ettim. Birisi bir şeyden kaçtığı için bazen oraya girmez ya ve korktuğu için. Hani bununla helalleşerek bunu yapmasında ben bir sakınca görmüyorum ama bir şeyden kaçılarak yapıldığında, tabii bu benim hani normal bir insan olarak düşüncem. Bu bana çok uzun vadede iyi bir metotmuş gibi gelmiyor nedense. Yani dediğin gibi hani gayet her şeyin farkındadır, bakmıştır, tedavisini görmüştür, terapisine gitmiştir, kendisi veya halletmiştir. Tamam, o apayrı. Ama kaçtığı için yapıyorsa veya oraya girmemek için, hani böyle kapalı kapılar vardır ya, aman o kapıyı evet, açmayayım. O konuda ne düşünüyorsun? Eğer bu bir kaçışsa büyük ihtimalle bir yerde zaten o da bunun farkına varacaktır. Yani ben bir şey yapıyorum. Yani bir gün belki bir karşı tarafı, hani partnerini çok üzdüğü veya çok sıkıntı yaşadığı bir şeyle yüzleşecek. Farkına
varma ihtimali yüksek. Farkına vardığında zaten onu çözmek üzere yine bir destek alır veya bir kendini ümit ediyor. Ama bu böyle bir şey yaşamazsa da ömür boyunca bu böyle şekilde gider. İlişkiler yaşamaya devam eder. Ama yine de ben hani toplumdaki bu normal denilen işte illa ilişki yaşanmalı, illa evlenilmeli, illa çocuk yapılmalı gibi dayatılan şeylerin de birçok insan için artık geçerli olmadığını görüyorum ve zaten bunun da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Evliliği yürütemeyecek, düzenli bir ilişki yürütemeyecek insan zaten evlenmesin. Tabii. Yani böyle bir hayat onun için daha iyiyse o şekilde yaşamaya devam etsin. Çünkü öyle beklentileri olan insanlarla buluşup bunu konuşup da böyle yaşıyorlar. Hani zaten hani biraz daha ilişki kontratı dediğimiz bir şey var. O ilişkinin başında yavaş yavaş dile getirilen bir şey bu. Bak ben bu arada hani hiç evlilik falan düşünmüyorum veya ben hiç çocuk istemiyorum gibi. O kontratın maddeleri yavaş yavaş yazılıyor oraya. İmza atıyorsan ben seninle varım bir ilişkiye deniliyor. O yüzden hani bunlar da açık edildiği için genel İyi olarak geliyoruz. Benim onu eklemeden edemeyeceğim. Öyle de olmalı. Evet. Zaten en tehlikeli maddeler kişilerin kendilerinin farkında olduğu, o kişiden bekledikleri ama bunu o sözleşmeye yazmadıkları maddeler. Veya farklı söyledikleri. Veya farklı söyledikleri maddeler. Evet. En tehlikelisi bu. O kişiyi o sürecin içine çekebilmek için dile getirdikleri ve sonrasında da caydıkları maddeler. Bunlar en tehlikelisi. Büyük de güven kaybına neden oluyordur her anlaşmada Kesinlikle. Olduğu gibi yazılı veya yazısız. Ben de dediklerine sonsuz katılıyorum. Yani çok farklı bir çağda yaşıyoruz. Seni dinlerken ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok idealist bir insan yapısından bahsediyorsun. Yani kişi kendisiyle ilişkisini hakikaten çok iyi kurmuş olmalı ki bütün toplumun o dayatmalarına bir noktada durup hayır ben bunu istiyorum veya ben şu anda iyiyim ve bunu iç rahatlığıyla söyleyebilsin. Evet. Çünkü kişiler şöyle bir oturup kendileriyle baş başa da çok kalmıyorlar. Evet. Çok Ondan fazla, da bir kaçınma var. Doğru. Çok fazla zaten aile beklenti içinde olabiliyor. Yani ne zaman torun geliyor, ne zaman bir işte bize gelin, damat veya işte şunu sunacaksın gibi sorular zaten çok fazla soruluyor. O kişi de zaten aslında bir süreçten geçerek o noktaya geliyor. Yani daha ergenliğinde, daha işte ne bileyim 20'li yaşlarında hemen ben bundan sonra böyle bir hayat istiyorum demiyor. Onu yaşadıkları, deneyimleri, hayatta karşılaştıkları o noktaya getiriyor ve o aldığı kararın arkasında durup sonrasında 10 yıl sonra yok ya ben yanlış karar vermişim bak ne kadar muhteşem bir insanla karşılaştım deyip değiştirebilir. Tabii yeter ki yani o farkındalığı olsun ve o gücü kendinde bulabilsin kalbinde, yüreğinde. Kadın ve erkek arasında bir fark var mı ilişkiye bakış açısında? Gözlemlediğin. Açıkçası yıllar önce sorsaydın herhalde evet derdim ama artık bence bir fark kalmadı. Yani öyle bir cinsiyetçi söylemde bulunmak istemiyorum. Biyolojik olarak sordum ama ben bunu. Çünkü biyolojilerimiz farklı. Hı-hı. Ve biz hani antropolojiye de baktığımız Hı-hı. zaman aslında güdülerimiz de farklı. Mesela kadın penguenlerde değişiyor ama mesela bildiğim kadarıyla atıyorum kadın yuvada durur veya yumurtanın üstünde durur. Erkek gider avlanır. Penguenlerde kadın da gidiyor. Evet için. Kadın gidiyor. Tersi yani. Erkek duruyor kadın gidiyor. Kral penguenler. Evet en sevdiğim hayvan olduğu için. Ama onun dışında hani kadın genelde bir hani biyolojik olarak da erkek avlanan kadın duran tamamıyla bu açıdan sordum. Biyolojik olarak veya nörokimyasal olarak kadınla erkeğin yapılarının ilişkiye yansıyan bir farkı var mı? Gözlemlediğiniz veya şu anda keşfedilmiş olan? Deneyimsel olarak söyleyebileceğim, evet kadın biraz daha belki ilişki istiyor. Yani duygusallık istiyor. Ama doğada da hani görüyoruz ya belgesellerde işte erkek kuş işte orada bir dans ediyor dişiyi ikna etmek için falan. Ama bizi ayıran bir şey var. Kadın da sonuçta adım atıyor. Kadın da isteğini dile getiriyor. Kadın da beklentisini söylüyor. O yüzden hani belki evet biraz daha öyle olabilir. Çünkü erkekte biraz daha hani bu sperm saçma, hani tohum saçmaya dair hani o insan evet aynen öyle avlanmaya dair, o ırkın devamlılığına dair bir misyon verildiği için kadındaki bir mens başlıyor, ergenlikle birlikte bir uyanış var. Ama işte yine neye geliyoruz? Bu baskılanan toplumlarda ne oluyor? Oraya dair hani bir yok sayma. Ama erkeğin fizyolojik olarak
bir boşalması oluyor spontan, hani onu keşfediyor. Doğal olarak da hani biraz daha erken uyanıyor o dürtüler veya farkına varıyor. Veya işte yasak denildikçe kadın bastırıyor. Daha çok hani verilen şeyle, hani o öğretilerle alakalı. Yani bak bir yuva kuracaksın, pembe panjurlu bir evin olacak, çocukların olacak gibi. Ben son zamanlarda bunun cinsiyetten bağımsız bir şekilde farklılaştığını düşünüyorum. İlişki beklentilerinin. Ama bir taraftan da evet, kadın her zaman biraz daha ilişki olsun, duygusal bir şey yaşayayım. İlla evlilik değil, duygusal bir şey yaşayayım, cinsellikte onun üzerine eklensin, beklensini daha fazla söyleyen olarak deneyimlediğimi. Evet, bir biraz biyolojisine de bağlıyorum tabii. Kadın rahmi var işte, doğum yapabilme şeyine sahip. Erkeğin hani böyle bir fizyolojik durumu yok. Belki onlarla alakalı şeylerdir diye de düşünüyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Açıkçası çiftlerin eğer cinsellikle ilgili bir sorunları olduğunu düşünüyorlarsa her zaman bunu birbirleriyle konuşabilmelerini tavsiye edeceğim ben izleyen ve dinleyenlere. Onun dışında yiyin, için, sevişin diyoruz her zaman çift terapisine gelen çiftlere de. Hani bize bir ödev vermeyecek misiniz denildiğinde. Bunu unutmadan, yani anne baba olsalar da karı koca olmayı unutmadan veya zaten bu bir evlilik ilişkisi değilse veya heteroseksüel bir ilişki değilse de o duyguyu ve heyecanı yavaş yavaş yitirdiklerini fark ettiklerinde mutlaka heyecanı yeniden uyandırma yönelik bir şeyler yapmalarını tavsiye edeceğim. Biraz eğlenmelerini bence. Şimdi seni dinlerken biraz oyun oynamalarını, kişinin aslında en rahat olduğu yer oyun oynadığı yerdir. Ama büyüdükçe sanki o şey gibi oluyor. Hani büyükler oyun oynamaz. Halbuki bence cinsellik güzel bir oyun alanı. Kesinlikle doğru. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Eğlenceli günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.